Değerli Hazirun, bugün burada bir büyük kahramanın 100. yılını idrak ettiğimiz milli mücadelenin liderlerinden büyük bir komutanı hürmetle anmak için toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Savaşımızın öncü kadrosundan ilk hükümet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın huzurunda kendisine Cenab-ı Hakk'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Vatanımıza ve milletimize büyük hizmetlerde bulunan Mareşal Fevzi Paşa'yı ve onun gibi milli mücadelemizin büyük kahramanlarını, lider kadrosunu yakından tanımanın önemine inanıyorum. Büyük ideallere ve düşüncelere sahip olan Mareşal Fevzi Çakmak'ı ve onun gibi vatanımıza hizmet etmiş daha nice ismi tanımak, köklerimiz ile bağ kurup geleceğe ışık tutmamızı sağlayacaktır. Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça ve bazı Balkan dillerini bilen ve fıkıh tahsili yapan Mareşal Fevzi Çakmak, aynı zamanda tasavvufla da alakalıdır. Bu ilimlerin çoğunu dedesi Hacı Bekir Efendi'den tahsil eden Fevzi Çakmak'ın asıl ismi Mustafa'dır. Ona dedesi tarafından Fevzi mahlasının verildiğini biliyoruz. Harbiye'de üstün zeka ve becerileri ile dikkat çeken ve erkan-ı harp sınıfına alınan Mareşal Fevzi Çakmak, Balkanların en karışık olduğu dönemde 14 yıl Rumeli'de kalarak gösterdiği başarı sebebiyle kendisiyle eş düzeyde olan arkadaşlarına göre erken yaşta terfiler almıştır. Vardar ordusuna, Çanakkale muharebelerine katılan, Doğu cephesinde 2. Kafkas Kolordu Komutanlığı, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığı, günümüzde Milli Savunma Bakanlığı olan Harbiye Nazırlığı gibi çok önemli mevkilere atanan Fevzi Çakmak'ın başarıları ve askeri dehası hepimizin malumudur. İstanbul'un 16 Mart 1920'de resmen işgalinin ardından Anadolu'ya geçmeye karar veren Fevzi Paşa, 27 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 4 gün sonra Ankara'ya ulaşmıştır. İstasyonda Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından törenle karşılanmıştır. 1. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kozan Milletvekili olarak katılmıştır. 3 Mayıs 1920'de Milli Müdafaa Vekilliği'ne getirilmiştir. 24 Ocak 1921'de Mustafa Kemal Paşa'nın icra vekilleri heyeti reisliğinden ayrılması üzerine Milli Müdafaa Vekilliği uhdesinde kalmak kaydıyla icra vekilleri heyeti reisliğine, bugünkü anlamıyla başbakanlığa görevlendirilmiştir meclis tarafından. Kütahya-Eskişehir muharebeleri sonrası Yunanların Temmuz 1921'de Kütahya, Afyon, Karahisar ve Eskişehir'i ele geçirmelerinden sonra İsmet Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınması üzerine Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığı görevine de getirilmiştir. 3 Ağustos 1921'de Başvekillik, Milli Müdafaa Vekilliği ve Erkan-ı Harbiye Reisliği görevlerini hep birlikte yürütmeye başlamıştır. Sakarya Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile birlikte bizzat cephede harekatı yönetmiştir. Büyük taarruzun kazanılmasında da çok kıymetli bir rolü vardır. Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin savaş planlarını Fevzi Çakmak Paşa hazırlamıştır. 31 Ağustos 1922'de Büyük Millet Meclisi tarafından ismiyle artık bütünleşmiş olan Mareşallik rütbesi kendisine verilmiştir. Bu aynı zamanda Mondros mütarekesinin ağır şartlarına rağmen İstanbul'dan Ankara'ya silah ve cephane nakillerine yardım etmiş, birçok kişinin milli mücadeleye katılmasını sağlamıştır. Anadolu'daki harekatın kuvvetlenmesi için var gücüyle çalışan Fevzi Paşa'nın bu çalışmaları düşman askerlerinin de yakın takibine sebep olmuştur. Tarihimizin en kara günlerinden olan 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u resmen işgal ettiklerini açıklayıp devlet binalarına saldırmaya başlamışlardı. Şehzadebaşı Karakolu'nda Mehmetçiklerimizi uyurken şehit etmişlerdi. Bakanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı'nı ve hatta silahlı askerlerle meclisin yapışağını basarak milletvekillerimizi tutuklamışlardır. O kara günde görev yerini düşmana terk etmek istemeyen Fevzi Paşa da ne acıdır ki makamından düşman askerleri tarafından sürüklenerek çıkartılmıştır. Bir süre sonra ise Fevzi Paşa'nın Beykoz'daki evi İngilizler tarafından basılarak yağmalandığında Fevzi Paşa çoktan Ankara'ya doğru yola çıkmıştı.
Onun geçeceği yollara türlü tuzaklar kurulsa da paşa 19 günlük uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Ankara'ya varacaktır. Gönlü daima askerlik mesleğindeydi. Nitekim kumanda mevkiinde bulunmuş milletvekillerinin politika ve askerlikten birini seçmeleri istenince Fevzi Paşa iki dönem milletvekilliği yapmasına rağmen nice başarıya imza attığı askerlik mesleğini tercih etmiştir. Fevzi Paşa askerlik mesleği ve politika arasında hassas dengenin farkındaydı. Nitekim meclisteki muhalefet grubunun Mustafa Kemal Paşa'nın yerine kendisini geçirme fikri açıldığında bu teklifi reddetmesini sadece Gazi Mustafa Kemal'le yakın arkadaş olmaları sebebiyle değil, başka bir sebeple de bu sözü, bu ifadeleri kullanmıştır. O, ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi. Bu düşüncesini açıkça ifade ettiği sözlerine geçtiğimiz günlerde yaşanan bildiri mevzu sebebiyle de hasreten yer vermek isterim. Fevzi Paşa kendisine yapılan teklife şu sözlerle cevap vermektedir. Bu dediğiniz şey hiçbir zaman olamaz. Sizin de bu yolda çalışmaktan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Hepimiz bulunduğumuz mevkilere rıza gösterecek ve el birliği ile memleketin yükselmesi için çalışacağız. Yapılacak o kadar çok işimiz var ki hepimize bol bol yeter. Eğer bu yolu bırakarak bir takım siyasi entrikalara kapılacak olursak bu memleketi batırırız. Buna da hakkımız yoktur. Hele ordunun politikaya karışmasına hiçbir şekilde razı olmam. Ben bugün ordunun en sorumlu bir yerinde bulunuyorum. Teklifinizi kabul edecek olursam yarın benim yerime geçecek olan bir paşa da ordunun kendisine bağlı olduğuna güvenerek beni devirir ve yerime geçer. Onu da çok geçmeden bir üçüncü paşa taklit eder. Memleket asıl o zaman askeri diktatörlüğe doğru kayar ve memleketin bizden beklediği hizmetlerin hiçbirisi yapılamaz. Mareşal Fevzi Paşa bu sözleriyle bütün zamanlar için geçerli olan bir ders vermektedir. O ancak emekli olduktan sonra politika ile aktif olarak ilgilenmiştir. İlgilenmiştir ama usulüne uygun olarak siyasi parti kurmuş, siyasi partilerde yer almıştır. Asla kayıt dışı siyaset yapmamıştır. Kıymetli arkadaşlar, devletine, milletine, vatanına hizmet etmeyi kendine borç bilmiş, bütün ömrünü bu yolda geçirmiş Fevzi Çakmak'ın vefatında milli yas ilan edilmemesi halkın tepkisine yol açmıştı. Fevzi Çakmak'ın naaşı kalabalık bir grup tarafından Beyazıt Camii'nden toprağa verildiği Eyüp Sultan'a kadar tekbirler ve gözyaşları eşliğinde eller üzerinde taşınmıştır. Milli mücadelemizin 100. yılında istiklalimizin büyük kahramanlarından, liderlerinden, muharebelerde gösterdiği kahramanlıklarıyla tarihimizde unutulmaz yer edinen Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'yı bir kez daha rahmetle anıyorum. Onunla birlikte cephelerde mücadele eden silah arkadaşlarına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin canları pahasına esareti reddeden asil temsilcilerine, istiklal ve hürriyet için candan geçen bütün şehit ve gazilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Huzurunda bulunduğumuz Peygamberimizin şancaktarı, İstanbul'un fethinin müjdecisi Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan Hazretlerini ve ona muhabbeten yüzyıllar boyu bu mekana defnedilmiş bütün ecdadımızı hürmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hepsinin ruhları için El-Fatiha.